Kolajen takviyeleriyle ilgili sorularınızı Instagram hesabım üzerinden sormuştunuz. Şimdi onları yanıtlamanın zamanı geldi. Ne demiştik biz? Kendini yenile, zamana yenilme. Şimdi kum saatini çevireceğiz. Bakalım soruları cevaplamada yenilecek miyiz? 10 dakika 20 saniyelik kum saatimiz akmaya başladı. Hemen o zaman birinci soruyla başlayalım. Bir takipçimiz şunu sormuş. Kolajen takviyeleri ne zaman kullanılmalı? Özellikle hani gün içinde sabah mı akşam mı? Bilimsel olarak bunu söylemek çok mümkün değil. Çünkü çalışmalarda özellikle sabah ve akşam kullanımı konusunda bir karşılaştırma yapılmamış. Veya aç tok karnı arasında bir karşılaştırma yapılmamış. Ancak genellikle çalışmalarda kişilere kolajen takviyesi kullanılması önerildiği zaman ve ellerine takviyeler verildiği zaman aç karna kullanmaları tavsiye edilmiş. Aslına bakarsanız hani kolajen takviyelerinin aç veya tok karna kullanılması arasında ciddi bir fark olmayacağını öngörüyoruz. Ancak çalışmalarda biraz önce söylediğim gibi bazılarında aç karna kullanılmasının daha iyi olacağı ifade edilmiş. Ha şimdi bilimsel veri yokken o zaman nasıl kullanalım derseniz şunu söylemek doğru herhalde. Kolajen takviyesi kullandığınız zaman bir takım mide problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar çok hafif olabilir, hafif gaz olabilir, belki karın ağrısı olabilir. Özellikle bu tür sıkıntıları yaşıyorsanız mesela akşam saatlerinde almayın ki gece uyku kaliteniz bozulmasın. Sabah saatlerinde kullanabilirsiniz. Ha, bunun dışında eğer böyle bir sıkıntınız zaten yoksa o zaman akşamları almanız belki daha iyi olabilir. Çünkü hani genellikle hep şöyle diyoruz ya, işte sonuçta bizim sentez biraz daha fazla uykudayken yapılıyor vücudumuzda. Dolayısıyla esasında fabrika sürekli çalışıyor doğrusunu isterseniz. Yani bizim vücudumuz sürekli bir üretim halinde. Ama geceleri de alabilirsiniz. Açıkçası bu biraz sizin hani yeme saatlerinizle de ilişkili. Dolayısıyla çok fazla bir farkı yok. Gelelim ikinci soruya. Hangi kolajen kaynağını tercih etmeliyiz? Balık mı, sığır mı? Kolajen takviyeleri açısından baktığınız zaman birçok ürün var gerçekten. İşte sığırdan elde edilen var, domuzdan elde edilen var, balıktan elde edilen var. Türkiye'de tabii ki domuzdan elde edilen kolajenler kullanılmıyor. Sığır veya balık arasında genellikle bir tercih olması söz konusu. Ama şunu söyleyelim. Hiçbir bilimsel çalışmada sığırdan elde edilen kolajen daha iyidir veya işte balıktan elde edilen daha iyidir diye bir şey ben tespit etmedim. Bu anlamda ister sığır kolajeni olsun ister balık kökenli kolajen olsun rahatlıkla kullanabilirsiniz. İkisinin de etkileri birbirine gerçekten çok yakın görünüyor. Dolayısıyla hani siz tercihinize göre arzu ettiğiniz kaynaktan kolajen takviyesini kullanabilirsiniz. Hangi formdaki kolajen takviyesini kullanmalıyız? Toz mu, sıvı mı karar veremiyorum diyor bir takipçimiz. Evet bu bazen kolay olmuyor. Tabii burada biraz dozaj da önemli. Yani bazı formlarda yüksek doz kullanılamıyor. Dolayısıyla mesela genellikle toz formlarında daha yüksek dozu kullanabiliyorsunuz. O yüzden tozun böyle bir avantajı var. Ha, burada kaç miligram kullanacağınız da önemli. Yani gün içinde eğer çok gençseniz, dolayısıyla doktorunuz size daha düşük doz verdiyse 5 mg civarında kullanabilirsiniz dediyse orada mesela farklı formları da tercih edebilirsiniz. Yüksek doz kullanacaksanız burada biraz daha fazla toz forma geçmek gerekiyor. Ha, birbiri arasında gerçekten bunlar arasında da bir fark yok. Siz kendiniz için hangisini kullanmak daha rahatsa, hangisini taşımak daha kolaysa bunu tercih edin. Çünkü sonuçta bir tatile gittiğiniz zaman özellikle de yaz aylarındayız. Tatile giderken sürekli kullandığınız kolajeni belki çantanıza atmak isteyeceksiniz. Dolayısıyla taşıması en kolay olanı tercih edebilirsiniz. Bir de tabii bu tercihi yaparken bence diğer yönlerden bir takviyeye ihtiyacınız var mı? Varsa bunların içinde neler var sorgulamasını yapmanız lazım. Yani aynı zamanda D vitaminini takviye etmek istiyorsanız, magnezyumunuzu takviye etmek istiyorsanız veya işte B vitaminlerini takviye etmek istiyorsanız hani bu durumda bence bir bakın hani işte hem D vitamini koyayım hem K2'yi koyayım efendim işte magnezyumu da koyayım dediğiniz zaman böyle çantanız kabaracağını bunların genellikle
kombinasyonu olan ürünleri bence tercih etmenizde fayda var. Taşıma kolaylığı açısından. Bu sadece tatil için değil, iş yerine giderken de mutlaka önemli noktalardan bir tanesi. Bu arada gözüm de arada kum saatine kayıyor. Ama herhalde zamanımızı iyi değerlendiriyoruz diye görüyorum. Bu arada tabii şunu da söylemek lazım. Mesela kolajen takviyesinin yanında özellikle kolajeni cildiniz için kullanıyorsanız, yani o cildin gerginliği için, nemi için kullanıyorsanız, hyaluronik asit takviyesi olan kolajenleri de bence tercih etmenizde fayda var. Ve aynı zamanda içinde antioksidan özellik olacağı için, taşıyacağı için C vitamini olanları da bence tercih etmelisiniz. Özellikle bu anlamda kolajen tercihi yaparken şöyle bir içeriğine mutlaka göz atın. Kaç miligram olduğuna göz atın. Yanında neler eklenmiş onlara da mutlaka göz atın. Kolajen takviyesini gıdalarla karıştırarak tüketebilir miyiz diyor bir takipçimiz. Yani şimdi kolajen takviyesini özellikle işte hani asitli, gazlı, şekerli yiyecek ve içeceklerle çok karıştırmamanızı tavsiye ederim açıkçası. Ama ben kendi uygulamamı söyleyeyim. Ben genellikle ayrana atıyorum veya yoğurda karıştırıyorum. Özellikle mesela yemek sonrasında kolajen takviyesi bana biraz böyle şey geliyor. Hani tam yemeği bitirmek için güzel tercih edebileceğimiz hafif de böyle tatlı yiyeceklerden biri gibi geliyor. Dolayısıyla ben mesela yoğurtla yemeği seviyorum. Sütünüzü atabilirsiniz. Suya tabii ki çok rahat atabilirsiniz. Çünkü aslında bu kolajen peptitlerinin, yani kolajen takviyelerinin en önemli özelliği aslında diğer o işlenmemiş kolajene göre hem daha viskozitesi düşük. Dolayısıyla kolaylıkla suda eriyorlar mesela. Bu anlamda çok rahat olduğunu söylemek lazım. Rahat kullanımı, kokusu yok vesaire. Dolayısıyla istediğiniz herhangi bir şeyin içine karıştırıp atabilirsiniz. Bunun dışında başka öneri olabilir mi? Öneriniz varsa siz de bana yazabilirsiniz. Hani şunun içinde kullanıyorum. Tabii ki en rahatı suya karıştırmak. İşte tatile gittiğiniz zaman bile bir suyun içine karıştırıp gayet rahatlıkla o gün gerekli olan takviyenizi de yapabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyelim. Hakikaten bu kolajen peptitleri, yani kolajenin parçalanmış ufak halleri en az büyük kolajenler kadar etkili ve maalesef büyük kolajen emilmiyor. Yani o işlenmemiş dediğim zaman kimse yanlış anlamasın. Büyük kolajen jelatinlerin bağırsaktan emilimi çok düşük. Dolayısıyla sen o kolajeni yemekle işte kelle paça vesaire alsan da büyük oranda zaten dışkıyla kaybediyorsun. O yüzden kolajen peptitleri takviye düşünüyorsanız daha ön plana çıkıyor. Peki bir soru daha var. O da diyor ki kolajen eksikliğinin belirtileri nelerdir? Şimdi kolajen tabii vücudumuzda sürekli yapılan bir protein aslına bakarsanız. Bu anlamda şunu söylemek lazım. Bizim kolajen üretimimiz zaman içinde gittikçe azalıyor. Özellikle 18-30 yaşlarından sonra kolajen yapımının azalmaya başladığını biliyoruz. Hatta büyük çalışmalar bu kolajen üretimindeki yavaşlamanın kadınlarda daha da hızlı olduğunu gösteriyor. 40 yaşından sonra ise mevcut kolajenin üretimi %1 oranında azalmaya başlıyor. Dolayısıyla 40 yaşından sonra ciddi bir açıkla karşı karşıya kalıyoruz. Hatta daha dramatik bir şey söyleyeyim size. 80 yaşına vardığımız zaman bizim vücudumuzdaki kolajenin neredeyse %75'ini eski yıllara göre kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir açıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki ben kolajen yapımının azaldığını nasıl anlayabilirim? Özellikle kolajen ağırlıklı olarak tip 1 ve tip 3 ciltte olduğu için ilk başta ciltle ilgili bazı eksiklikleri fark edebilirsiniz. Mesela bunların başında cildin elastikiyeti kaybı olabilir. Cildin elastikiyeti ve cildin gücünü kaybetmesi çok net olarak zaman içinde görebileceğiniz kolajen yapımının yavaşlamasıyla ilgili belirtilerdir. Aynı zamanda cildin elastikiyeti de kaybolmaya başlar. Cildin nemi azalmaya başlar. Bu da kolajenin ve özellikle hiyalin liflerinin de aynı zamanda azalmaya başladığının en önemli göstergesi. Gittikçe böyle yavaş yavaş azalmaya başladık ama bu arada şunu da söyleyelim. Zaman azalırken hemen kolajenin yapımı azalıyor ama yaşla birlikte aslında kolajenin
yıkılmasına neden olan birçok faktörle de karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin güneşe aşırı maruz kalmak, sigara içmek, stres, düzensiz bir yaşam, uykunun kötü olması, kalitesinin kötü olması kolajen gerçekten yıpranmasına, kolajenlerin yıpranmasına neden oluyor. Dolayısıyla kolajenin eksikliğinin ilk belirtisi herhalde en büyük organımız olan cilt olacak gibi. Oraya dikkat ederseniz bir miktarda kolajeninizin ne düzeyde olduğunu anlayabilirsiniz. Evet, son kum tanelerine kadar gelmiş bulunuyoruz. Hepinize bu dakikaya kadar benle kaldıysanız çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.